Merhaba değerli Olay TV izleyenleri, bir pazar sohbetinde daha karşınızdayız. Bugün Bursa Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Konuğumuzsa Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Karademir. Sayın Karademir, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. Bursa Teknik Üniversitesi'ne konuşacağız malum. 2010 yılında kuruldu Bursa Teknik Üniversitesi ve yıl 2017. Biz hala Bursa Teknik Üniversitesi'nin kampüsü nereye taşınacak diye soru işareti kamuoyunda korunuyor. Şimdi Kalkınma Bakanlığı 2013'te Bursa Teknik Üniversitesi'nin Kestel Çataltepe mevkiine taşınmasıyla ilgili karara imza attı. Bu çalışmalar devam ederken, taşınma işlemiyle ilgili çalışmalar, bürokratik çalışmalar, orada yapılan kamulaştırma çalışmaları devam ederken 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Bursa Teknik Üniversitesi bir dönem FETÖ'cülerin elinde olan Orhan Gazi Üniversitesi yerleşkesine taşındı. Ve yıl 2017, az önce de ifade ettiğimiz gibi, son durum ne? Bursa Teknik Üniversitesi'nin taşınma işlemi ne durumda? Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım'da mı kalıyor, yoksa Kestel Çataltepe mevkiine taşınacak mı? Neler söylersiniz? Bundan başlayalım. Efendim, önce dinleyenlerimize saygılar ve selamlar sunuyorum. Size de hoş geldiniz diyorum. 2010 yılında Bursa Teknik Üniversitesi kurulmuş ama kampüs ve yerleşke ile ilgili planlamalar sağlıklı yapılamamış. 2013 yılının Mayıs 20'sinde Kalkınma Bakanlığı'ndan anca izin gelmiş. Yani Rektör Bey'in süresinin bitmesine bir yıl kala. Hı hı. Halbuki bu ta baştan yapılabilirdi. Bu bir ciddi bir zaman kaybı. Ondan sonra bize teslim edilen yer, benim şahsi görüşüm, zor bir arazi. Ama siyasi karar verilmiş olduğu için tartışmayı açmadan ikinci yönetim olarak hızlı bir şekilde kamulaştırmaya girdik. Hı hı. Ve kamulaştırma istediğiniz kadar hızlandırın, 1,5-18 ay falan sürdü. İtirazlar oluyor. İtirazlar oluyor. Şu anda da itirazlar. Yani Yargıtay'a itiraz etmişler. Ve bana sorarsanız devlete maliyetli bir ciddi bir maliyete mal oldu. Kaç dönüm o arazi? O arazi kuş bakışı 1500 dönüm görülüyor. Hı hı. Fakat inşaat yapılabilir alan 350 dönüm civarında. 351 dönümde zaten kamulaştırma yaptık biz. Hı hı. Kamulaştırmayı çok hızlı bir şekilde yaptık. ÇED raporuna girdik. ÇED raporu birinci de olumsuz çıktı. 2004 yılında Devlet Su İşleri'nin orada su arıtma tesis projesi varmış. Ondan dolayı Devlet Su İşleri'nden red geldi. Sonra ikinci ÇED'e başvurduk. Yani devlet işlerinde hemen tık tık böyle yapamıyorsunuz. Prosedürler biraz uzun oluyor biliyorsunuz. Kamulaştırma, ÇED raporu, ikinci ÇED raporu, efendim master plan altyapı çalışmalarını yaparken dediğiniz gibi ve hain darbe girişimi oldu. Ondan sonra bizim tabi bu işleri yaparken aynı zamanda bölüm sayılarımız artıyor, öğrencilerimiz artıyor, hocalarımız geliyor. Bir de Bursa gibi çok kuvvetli sanayisi olan ve ne diyelim, zorlayan bir şehirde muhataplarınıza karşı cevap verecek duruma gelmeniz gerekiyor. Hızla büyümeniz gerekiyor. Ciddi fiziki mekan ihtiyacımız doğdu. Tam böyle kiralayacak yerler arıyorduk. Konuşmamızdan, programdan önce de konuştuğumuz gibi hain darbe girişimi oldu. Sonunda da burayı bize verdiler. Bizim şeyimiz şu efendim. Eğiliminiz nedir? Hemen onu sorayım. Şunu önce açık yürekliyle söylemek lazım. Bursa'ya birden fazla üniversite lazım. Hı hı. Üniversite kurulacak yerlerin neresi olabilir konusunda şehirdeki ve Ankara'daki söz sahibi büyükler karar veriyorlar, değerlendiriliyorlar. Hı hı. Orhan Gazi Üniversitesi'nin kurulduğu yer kurulabilecek en güzel yerlerden birisi. Bunu bir kabul etmek lazım. Ve ciddi bir yatırım var. 50 bin metrekarelik bir alan inşa edilmiş ve üniversite için inşa edilmiş. Başka bir alan için, başka bir devlet dairesi için kullanmaya uygun değil. Ve bu yapı zaten metro istasyonuna kadar olan yeri de kullanacak şekilde tahsisler yapmış, çalışmalar yapmış, planlar yapmış imiş. Geçen sene Sayın Bakanımız Müezzinoğlu, Mehmet Müezzinoğlu Bey'e, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve diğer siyasilerimize anlattığımız gibi, raporladığımız gibi Kestel ile ilgili bir çalışmalarımızı yaparken burası oldu. Burayla ilgili hızla bir binalaşmaya gitmemiz lazım ve büyüyen öğrenci sayımıza ciddi cevap verebilmemiz lazım diye anlattık. Ve bize verilen talimat gereği ilk önce buranın binalarına kavuşması gerektiği talimatı. Taşınmadan önce buranın eksik kalan binalarının tamamlanması yönünde bir karar alınmıştı. Evet. Kestel, şöyle söylemek lazım. Ben yazıyı da çıkarttım, sizinle de paylaşabilirim. Kalkınma Bakanlığı'nın bize gelen yazısında şunu diyor.
7-8 tane madde var. Yeni kurulan, yeni Türkiye'nin yeni üniversitelerinin kurulurken dikkat etmesi gereken hususlar diye bir maddeler var. İşte en az 1000 metrekare inşaat yapılabilir alanı olan bir mekan tasarlanması. Kompak yapılması, işte ortak dersler, ortak merkezi laboratuvarlar yapılması diyor. Şimdi ben şunu söylüyorum size. Kestel 1500 dönüm görülüyor, 350 dönüm inşaat alanı var. Bu alanda maksimum taş çatlası hepsini alsak 250 dönüm. Dolayısıyla toplamda zaten her halükarda 500 dönümlük bir yer var. Yani yine yetmiyor. Şunu demek istiyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım'da kalacak, Kestel'e gitmeyecek diye bir argüman yapmak yanlış. Her halükarda bir üniversitenin ihtiyacını karşılayacak mekanlar değil bunlar. Ama tabii... Ya Kestel, Çataltepe mevkiindeki arazi size yetmeyecek bir arazi mi? Yetmeyecek. Tabii kesinlikle yetmeyecek. 300 dönüm dediniz. 350 dönüm. 350 dönüm. Evet. Bu yetmiyor mu? 350 dönüm şöyle... Kalkınma Bakanlığı'ndan gelen yazı ve uyarılara, hı hı, işte yönetilebilir üniversite, ARGE Üniversitesi, hı hı, kitle eğitimi yapmayan üniversite şöyle olması lazım diye yazdıkları maddede en az 1000 dönümlük inşaat yapılacak alanı diyor. Evet. Dolayısıyla devlet kaynaklarını etkin kullanmak için, hı hı, bizim dış sınır ötesi operasyon yaptığımızda hesaba katarsak, hı hı, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi 2. Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz, kaynaklarımızı hesaplı kullanmamız gerektiğini düşünürsek, bu ülke bizim, Bursa'nın her yeri bizim. Kestel'de bizim, Yıldırım'da bizim, her taraf bizim. Burada önce yapılaşmayı tamamlamamız lazım. Yani burası şu an Bursa Teknik Üniversitesi'nin yerleşke alanı olarak, kampüs alanı olarak daha uygun bir yerdir diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Peki bu durumda siyasi irade ne diyor veya YÖK, Kalkınma Bakanlığı, bu üç kurumun görüşü önemli. Bu üç kurum ne diyor? Mustafa Bey, kampüs yeri tahsis yapılırken 8 tane imza vardı. Hı hı. Bu 8 imzada Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, hı hı, İlim Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, hı, ve rektörlük vardı. Bizim önerimiz geçmişte Kestel'in tahsis edilmesinin çok sağlıklı olmadığını biz biliyoruz ama tartışmıyoruz. Verilmiş iradedir, saygısızlık yapmayalım diyoruz ve gerekeni yaptık. Şimdi ben diyorum ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün sistem değişti. Tekrar doçentlik jürilerini bile hesaba katıyorlar. Şu anda profesörlük verilen jüriler bile bu jüri nasıldı, bu proje, hı-hı, geçti ama bunun hakemi kimdi diye şimdi onu bile sorguluyor insanlar. Hı-hı. Yani devlet sorguluyor, onu demek istiyorum. Dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye'nin bir miladı olduğuna göre biraz daha sağduyulu düşünmemiz, tamam, lazım diyorum. Peki Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım'da kalacaksa Kestel'deki o arazi ne olacak? Ne görüşünüz nedir? Efendim, yani oraya üniversite kurulmayacak mı? Efendim geçen sayın vekillerimizden birisi, ismini de vereyim, basına da yansıdı. Hüseyin Bey geldi. O da güzel demiş. Hüseyin Şahin. Hüseyin Şahin Bey sağ olsun. Bursa nüfusuna denk olan, hatta daha düşük olan yerler. İsim de vereyim. Kayseri, Adana, hı-hı, Konya, Antep, Gaziantep, Eskişehir gibi üniversiteler, şehirler üniversiteleşme açısından Bursa'dan çok daha iyi durumdalar. Şunu demek istiyorum. İbrahim Burkay Sayın Başkan seçiminde söylemişti, deklar etmişti. 15 demişti kendisi. Hı hı. Diğer siyasilerin çoğu söylüyorlar. Bursa'ya Uludağ Üniversitesi tek başına yetemez. Bursa Teknik Üniversitesi yetemez. Daha fazla üniversite olması lazım diyoruz. Evet. Dolayısıyla Kestel'de başka bir üniversite kurulabilir. Kurulabilir. Şeklinde bir ifade kullanıyorsunuz. Tabii bu siyasilerin takdiri. Bizim takdiri. Önerimiz. Yani biz haddimizi aşmayalım. Peki ne olacak? Yani sizin eyleminiz Yıldırım'da kalsın diyorsunuz. Gidişat nereye doğru? Çünkü Bursa Valiliği tarafından Mimar Sinan kampüs alanına bir inşaat izni istediniz. Evet. Ancak Maliye Bakanlığı henüz bu talebinizi onaylamadı değil mi? Şimdi bu darbe girişiminden sonra biliyorsunuz 15 tane üniversite kamulaştırıldı. Hı hı. 65 bin öğrenciyle ilgili yeni bir çözümleme yapıldı. Hem üniversitelerin yerleri, hem FETÖ, hain FETÖ organizasyonuna bağlı olan şirketler, basın yayın kuruluşları, fabrikalar vesaire, onların değerlendirmesiyle ilgili Ankara'da çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Bunu biz biliyoruz. Evet. Fakat bizim derdimiz şu. Öyle veya böyle 15 Temmuz'un üzerinden bir yıl geçti. Bir şekilde karar verilip bizim önümüz açılması lazım. Ben artık geçen seneden Kalkınma Bakanlığı'na geçen hafta arkadaşlar görüşmeye gittiler. Geçen seneden bana izin verilmiş 45 bin metrekare inşaat yapma izni var. Ben kazmayı vurup inşaata başlamam lazım. Ve bu sene 4 bin öğrencim geliyor. 500 öğrenciden 4 bine çıktık. Benim yer üretmem lazım. Fiziki mekan üretmem lazım. Ve bu ürettiğim fiziki mekanın Bursa'ya yakışır, sanayiciyi çekebilir,
internetten, webten, katalogdan öğrenci baktığı zaman üst segmentteki öğrencileri çekebilir kalite ve nitelikte olması lazım. Dolayısıyla aşağıdaki yerlerin bize tahsis edilmesiyle ilgili şehrimizde sözü geçen siyasilerimiz, sağ olsun Vali Bey'imiz başta olmak üzere, hı hı. Sayın Müezzinoğlu başta olmak üzere, şimdi Başbakan Yardımcımız, Sayın Bakanımız Hakan Çavuşoğlu Bey'e de izah ettik. Sağ olsun o da ılımlı bakıyor, çalışacağız dediler. Bu alanların hızla bize tahsis edilmesi, şu kurulmuş olan çekirdek üniversite kompleks yapısının zenginleştirilip kuvvetlendirilmesi ve Bursa Teknik Üniversitesi markasının hemen hızla daha kuvvetli hale getirmesini istiyoruz. Bizim talebimiz budur. 2010 yılında kurulduk. Hı hı. Farklı ve komplike sebeplerle bazı engellemeler yaşadık, problemler yaşadık Bursa Teknik olarak. Her şeye rağmen bilimsel ivme olarak iyi yerdeyiz. Birazdan onları da söylerim. Bursa'ya yakışır bir üniversite kurabilmemiz için, oluşturabilmemiz için şu aşağıdaki alanların, yani Mimar Sinan'daki özel daireye ait alanların bize hızla tahsis edilmesi lazım. Şu anda Maliye Bakanlığı'nda Sayın Bakanımızla birkaç defa görüştük. İnşallah olumlu yanıt bekliyoruz. Evet, peki mevcut bina yapısı bakımından soruyorum bunu. Mevcut durum sizin 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğrenci sayınızla yetecek mi? Kapasiteniz yeter mi? Şimdi biz inşaat yapmamanız halinde kuruluş 4000 demiştiniz değil mi? Kuruluş aşamasında olan ve gelişmekte olan bir üniversite olduğumuz için, hı hı, çok daha dinamik bir yapımız var. Arkadaşlarımız sağ olsunlar ekip olarak çok iyi çalışıyorlar. Hı hı. Önümüzdeki seneyi problemimizi halledeceğiz. Yani sınıflarımız tamam, laboratuvarlarımız okey ama ondan sonra ciddi sıkıntıya gireceğiz. Yani zaten hemen devlet kurumlarında ihaleye çıkmak, binayı tamamlamak, teslim almak hemen olmuyor. Bürokrasi biliyorsunuz araya giriyor. Ortalama bir bina, işte biz en az bloklar 20 bin metrekarelik oluyor. 500 gün falan sürüyor. Yani 1,5-2 yıla yakın sürüyor. O zamana kadar ihtiyacımızı karşılıyor. Ama ondan sonra kesinlikle biz yine kiralık yer arama durumunda kalacağız. Eğer yeni inşaat yapamazsak. Peki o zaman planlamayı yaptık. Yani hemen bir an önce izinlerini alınıp İnşaatlara başlamanız gerekiyor diyorsunuz. Evet. Toplam ne kadarlık bir alan üzerine inşaatlar yükselecek? Şimdi burası Mustafa Bey, hı hı, 47 dönüm. Mimar Sinan'daki alan 47 dönüm. Üzerindeki inşaat kompleksi 3 blok halinde toplam 50 bin metrekarelik iç kapalı hacmi var. Hı hı. Bu 50 bin metrekarelik alanın toplam 20 bin metrekaresi kullanılmıyor. 17-25 Aralık sürecinden sonra biraz sıkıntı yaşamışlar. Bir de biliyorsunuz tapu ile ilgili, inşaatla ilgili, mimari proje ile ilgili sıkıntılar vardı. Belediye Başkanımız Sayın Edebali ve ekibinin şeyi var. Çalışma ile ilgili kontrolü var. 20 bin metrekarelik inşaat alanı kullan. Dolayısıyla 30 bin metrekarelik kapalı alanımız var. Bir, bu bize teslim edilen alanın full kullanılabilmesi lazım. 20 bin metrekarelik alanın içini yapılması için ihaleye çıktık, o yapılıyor. İki, aşağıdaki alanları almamız lazım. Aşağıdaki bizim ilk etapta talep ettiğimiz alan, yanlış olmasın, 85 dönüm şu andaki ilk etap. Bizim kurgumuz şu, yani konuştuğumuz bütün ekibin, Vali Bey başta olmak üzere kurgumuz şu. Öğrenci metrodan indiği zaman hemen aşağıda, biliyorsunuz metro durağının ismi Orhan Gazi metro durağıydı. Aşağıda hemen caminin oradan metrodan indiği zaman yürüyerek kampüse gelsin, dersine girsin. Sabah simidini, çayını içsin. Normal bir üniversite ortamını teneffüs etsin. Bizim derdimiz bu. Başka bir derdimiz yok. Evet, peki. O zaman üniversiteyi konuşalım. Malum inovasyon ve Ar-Ge günümüzde çok önemli. İsmi üzerinde Bursa Teknik Üniversitesi'nin, evet, içerisindeyiz. Evet. Bursa Teknik Üniversitesi'nin rektörüsünüz. Ancak ODTÜ ve, bilmem katılır mısınız, ODTÜ ve İTÜ dışında Ar-Ge ve inovasyona yeteri kadar ağırlık veren Türkiye'de çok fazla üniversiteyi sayamıyoruz. Bu anlamda Bursa Teknik Üniversitesi'nin Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemi özetlemek gerekirse neler söylersiniz? Şimdi her şeye rağmen girişimci üniversite indeksi diye bir skala çıkardı YÖK. Ne kadar araştırma yapıyorsun, ne kadar üniversiteye çalışıyorsun diye. O indekste biz ilk 50'ye giren en genç üniversiteyiz. Yani girmemiz çok zor aslında. Çünkü 24 tane kriter var. Çoğu kriterden sıfır çekiyoruz. Teknokentimiz yok mesela. Efendim? Teknokentimiz yok mesela. Yeni üniversite olduğumuz için. Evet.
bina eksiklerimiz olduğu halde girişimci üniversite indeksine girdik. Araştırmacı kaçıncı sıradan girdiniz? 41. 41 kere maşallah. Ama ilk 50'ye girmek önemli. İlk 50'ye girmek önemli. Evet. Ya bu 50'nin dışında olan çok değerli olarak. Ve bizden daha büyük olan üniversitelerimiz var. Yani kuruluş yılı olarak. Akademisyen performans kriterler açısından yani üniversitedeki akademik personel ne kadar yayın yapıyor? Özür dilerim. Ne kadar yayın yapıyor, patent yapıyor, işte çalışma yapıyor anlamında. İlk 15'lerdeyiz iki üniversite arasında, 200 üniversite arasında. Araştırmacı üniversite indeksi çıkardı şimdi YÖK. Kitle eğitimi yapan, Ar-Ge ve inovasyon yapan üniversiteler diye. O üniversitelerden başvuru yapıyor üniversiteler. Onlardan şimdi ilk 25'lik dilime girdik. 15'lik dilime girmek için şeydeyiz, incelemedeyiz. Türkiye'de İngilizce öğretimi ciddi sıkıntılı biliyorsunuz. Kesinlikle. British Council'la YÖK bir protokol yaptı. Türkiye'de niye İngilizce eğitimi yapılamıyor? Pilot birkaç üniversite seçelim dediler. O 5 üniversite seçildi. Bir tanesi biz. Ben iddia ediyorum bizim İngilizce eğitimimiz, hazırlık eğitimimiz Türkiye'deki hemen hemen en iyi yerlerden birisidir. Biz İngilizce hazırlık yapmıyoruz. Yani sloganımız İngilizce öğretiyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi'nden mezun olan bir öğrenci İngilizce öğrenerek çıkıyor, evet, diyebilir miyiz? Evet. Duygularını da anlatabilir, karşıdakini de dinleyebilir, argümanını da yapabilir. Yani onunla varlığını sürdürebilir. İngilizce hazırlık yapmıyor, İngilizce öğreniyor. Şunu demek istiyorum. Kampüs sıkıntısına rağmen, şehirde geçmişte biraz öksüz bırakılmasına rağmen, biraz göz ardı edilmesine rağmen, Bursa Teknik Üniversitesi sizin bahsettiğiniz inovatif, girişimci, yenilikçi üniversite indeksine bütün şartlarını zorlayarak girmiş durumda zaten. Çok daha yukarılara çıkması lazım. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi dediniz herhalde başta. İstanbul Teknik Üniversitesi, efendim, Mehmet Karaca Hoca'ya geçen ben ziyaret ettim. Kitapçık verdi bana. 252 yıl olmuş kurulalı. 252 yıl. Evet. ODTÜ biliyorsunuz 50-60 yıl oldu. Evet. ODTÜ Ankara'da. Ne demek istiyorum? Yani paranın, bakanlıkların, araştırmanın ve yönetimin merkezinde. Çok köklü bir üniversite. Yani şehrin çok büyük bir şeyi var. Tabii çok prensipli çalışıyor sağ olsun bir hocalarımız. Biz daha 7 yıllık bir üniversiteyiz. Yani karşılaştırma yaparken ölçek ekonomisi Hayır, gibi yapmak lazım. Karşılaştırma yapmak, Türkiye'deki üniversitedeki tabloyu söylemek açısından bunu ifade ettim. Bursa, bunu tespit edelim ama bunu söyleyelim. Ondan sonra yani bize karşı biraz daha yani böyle... Yani o üniversiteler sizi kıyaslamıyorum. Tamam. Ya Türkiye'deki üniversiteler maalesef bu iki üniversite dışında Ar-Ge inovasyona önem verilmediğine dair bir görüş var. Sizin bu alandaki çalışmalarınız nedir? Bunu örnek vermenizi istedim. Yoksa elbette bu iki üniversitede sizi kıyaslamam mümkün. Her şeye rağmen biz o listenin içerisindeyiz. Yani bu abi ve abla üniversitelerle aynı listedeyiz yine. Efendim, üniversitelerde Ar-Ge ve inovasyon yapılabilmesi için hep söylediğim şeyi söyleyeyim. Üniversitenin birkaç tane fonksiyonu var. Bir, yetişmiş eleman piyasaya sürüyor. Ayaklar üzerinde durur. Mesela makine mühendisi mezun olduğu zaman geliştiğini kabul ettiğimiz ülkelerdeki bir makine mühendisine denk veya onunla yarışabilir, rekabet edebilir kalitede bir mezun vermesi lazım. İki, sektörün analiz, test, sertifikasyon ihtiyaçlarına katkı değer, ciddi bir katkı vermesi lazım. Gümrükte, satışlarda, analizlerde, ihalelere girerken firmaların yardımcısı olması lazım. Yurt dışına satarken bu ürünün yapılan işte mukavemet testlerinin geçerli olması lazım. İyi bir test şey olması lazım. Üç, zaten bir şekilde istihdam kurulmuş, bütün büyük özverilerle kurulmuş, dumanı tüten şu fabrikaların, ki Bursa'da dünya kadar var. Bu fabrikaların üretim segmentini ve kalitesini üst sınıflara çıkarmak. Bu nasıl olabilir? Aklın yolu bir. Bu şöyle olabilir. Üniversite kadrosu ile sektördeki kadroların, üniversitedeki hocalarla sektördeki teknik elemanların bir arada olmaları lazım. Bir şekilde bir araya gelmeleri lazım. Bu hep konuşulur. Genelde de konuşmalarda karşı taraf hep suçlarlar. Ama bir kavga varsa bir taraf %100 haklı, bir taraf %100 haksız değildir. Biz her şeye rağmen Almanya'nın, efendim İngiltere'nin geçmiş olduğu o süreci geçip üniversite sanayi işbirliği bir şekilde kurmamız lazım. Burada oyun kurucu devlet olduğuna göre, devlet baba olduğuna göre, geçen Sayın Başbakanımızın çok güzel bir laf var, onu da paylaşayım. Devlet babanın yaptığını insanın kendi babası kendisine yapmaz diyor. Gerçekten yapmaz.
Devlet Baba üniversitedeki hocaya diyor ki git sanayiye çalış, sana şu kadar işte telif vereceğim, şu kadar proje ücreti vereceğim. Sanayiciye diyor ki şu araştırmaları yap, senin şu cihazını alacağım, işte kongre desteğini yapacağım, patent vereceğim, alım garantili ürün vereceğim. Yani demek istediğim şu, oyun kurucu olarak devlet hem sanayiyi hem de üniversiteyi bir araya getirmek için çalışıyor. YÖK çalışıyor. Biliyorsunuz Ar-Ge üretim paketinde, sanayi üretim paketinde güzel maddeler çekti. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir kere üniversitedeki hocalarla sanayideki psikolojik bariyerlerin, engellerin ortadan kaldırılması ve bir araya bir masa etrafına gelinmesi lazım. Burada biz arkadaşlarımızla değerlendirdik, görüştük. Diğer üniversitelerin diğer ülkelerdeki güzel örnekleri inceledik. En kritik çözümlerden birisi şu Mustafa Bey. Üniversitede verilmiş olan eğitimin ciddi bir kısmının belli bir süre sektörde devam etmesi lazım. Buna uzun dönem staj diyorlar. Mentörlük diyorlar. Başka isimleri var biliyorsunuz. Ve biz geçen sene bütün bölümlerimizi, sözel ve sayısal bölümlerimizde 3. sınıfın 2. döneminde 4 ay, yazı da eklersek 5-6 ay protokol kapsamında firmalarda öğrencilerimizi full kapasite çalıştıracak şekilde müfredatımızı ayarladık. İşkur günlük harçlığını veriyor çocuğun. Sigortasını da biz yapıyoruz. Ve bu vesileyle hocalarımız sanayiye gidecek, sanayideki insanlar üniversiteye gelecekler ve öğrenci temelinde kaynaşma olacak diye proje yaptık. Bu proje ondan sonra YÖK tarafından şimdi geçen yazı geldi. Kanun maddesine sokuldu ve bütün üniversitelere teklif ediliyor. İstiyorsan siz de buna geçin diye. Demek istediğim şu. Üniversite sanayi işbirliğinin olması gerektiğini herkes biliyor. Neden olmadığını da kabaca biliyor. Reçeteyi de biliyor ama tedaviye başlamada biraz benim aslında sorularımdan bir tanesi buydu. Maalesef Bursa bir sanayi kenti olmasına rağmen sanayi üniversite işbirliği bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Ama sanayicilerin ihmali vardı ama Uludağ Üniversitesi yöneticilerinin bugüne kadarki yöneticilerinin bir ihmali veya eksikliği vardı. Ama reel olarak önümüzde bir gerçek var. Sanayi ve üniversite işbirliği bugüne kadar gerçekleşemedi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak isteyecektim ama zaten bu konuya bir girizgah yaptınız. Şimdi, düşüncelerinizi söylediniz. Şunu eklemek isterim. Buyurun. Müsaade ederseniz. Siz sormadan cevapladığım için kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu? İyi oldu. Sohbet ediyoruz zaten. Şimdi şöyle efendim. Ben hep şunu söylüyorum. Bursa standart olarak hem sanayi üretimi hem kentleşme olarak Avrupa'daki çoğu ülkelerin şehirleriyle yarışabilecek durumda. Yani öncü bir şehir, ilklerin yapıldığı bir şehir. Biz Bursa'da Türkiye'nin çoğu yerinde yaşanan problemlerin çoğunun güzel çözümlerini Bursa'da yapamazsak hiçbir yerde yapamayız. Nüfus olarak da 3 milyon civarında bir bandında, yani yönetilebilir bir nüfusta olan orta ölçekli bir şehir. Çok yani kontrol edilmesi zor bir şehir değil. Evet göç alıyor, evet sıkıntılar olabilir ama yine de güzel bir şehir. Bizim yurt dışında gördüğümüz güzel örneklerin çoğunu Bursa'da yapabilmemiz için geçmişte yapılmış iyi örnek ve kötü örnekleri bir masaya yatırmamız lazım ve bunu bitirmemiz lazım. Şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Yurt dışındaki partner ülkelerle, çalıştığımız ülkelerle, ham madde aldığımız veya ürün sattığımız ülkelerle bazen sürtüşmeye giriyoruz. Sanayicilerle biz görüşüyoruz. Şunu bir kabul etmemiz lazım. Ham maddede biz dışa bağımlıyız. Kimyasalda ve tekstilde ve diğer malzemelerde. Peki ürettiğimiz ürünü ne yapıyoruz? Ürettiğimiz ürünü de dışarı satıyoruz. Peki kullandığımız teknoloji? Teknoloji de başka yerden geliyor. Kullandığımız fabrikadaki makina parkındaki makinaları kim yapmış? Onu da yabancılar yapmış. Biz aslında şu anda burada taşeron çalışıyoruz. Taşeron. Doğru, maalesef. Montaj teknolojisi yapıyoruz. Bundan kurtulabilmemiz için ve üst segmente çıkmamız için üniversitenin bilim üretmesi lazım. Bilim üretmesi için de bilimi satın alan talebeden sanayicinin sanayiciyle iyi geçirmesi lazım. Evet, peki TÜBİTAK hangi projeleri sundunuz Sayın Karademir? Efendim TÜBİTAK'ta genelde bizim arkadaşlarımızın üzerinde durduğu projeler sanayi ile beraber yapılacak TEDEP, Santez projeleri. Biz zaten hem bitirme ödevlerinde öğrencilerimizin hem de diğer projelerinde projelerin bir problemi çözme endeksi olması, projelerde bir firmanın, sektörden bir kişinin partner olması gerekliliğini vurguluyoruz. Ona göre destek veriyoruz. Dolayısıyla bizde uzman olan, doktora konusuna yakın alanlarda çalışan bütün sektörlerle çok güzel projelerimiz var TÜBİTAK'a verilen. Proje başvuru
indeksi hoca sayısına göre oldukça yüksek bir üniversiteyiz. Hoca başına düşen proje konusunda da oldukça iyi bir yerdeyiz. Bütün hocalarımızın en az 2-3 tane projeleri var. Güzel de ürünler çıkıyor. Patentler, alanlar doluyor. Güzel de çalışmalar, dönütler alıyoruz. Dünyada hangi üniversitelerle işbirliği yapıyor Bursa Teknik Üniversitesi? En son sunumumuzda size verdiğimiz CD'de belki görebilirsiniz. 100 civarında üniversite anlaşmamız var. Bunlar içerisinde Afrika ve Balkanlardaki kardeş üniversiteler olduğu gibi Almanya Hessen eyaleti, Bursa'ya en çok benzeyen yer olarak biliyorsunuz. Hessen eyaletindeki teknik üniversitelerin çoğuyla İngiltere ve Almanya'daki üniversitelerin hepsiyle anlaşmamız var. Zaten şöyle, bizdeki hocaların çoğu zaten organik olarak yüksek lisans doktorlarını oradan yapmış arkadaşlar olduğu için hiçbir sıkıntımız yok. Evet, peki, Sayın Karademir, yeni dönemde Bursa Teknik Üniversitesi'nde hangi farklı bölümleri göreceğiz? Şu anda TÜBİTAK'tan, YÖK'ten teknoloji transfer ofisimiz geçti. Bizim yoktu biliyorsunuz. KOSGEB'de TEKMER yapıyoruz. Bu ikisi de sanayi ile hocalarımızın işbirliği yapmasını, kampüs içerisinde proje yapmasını destekleyen birimler. Bizim kurulmuş olan bölümlerimizin muhatap olan sanayicilerin ihtiyaç duyduğu bütün alan ve kümelenmelerde kurulmuş olan birimlerimizi derinlemesine kuvvetlendirmek ve diğer potansiyel alanları zenginleşmek istiyoruz. Bunların başında enerji geliyor, enerji sistemleri. Şimdi ilanımıza çıktık zaten. Sayın Enerji Bakanımızın da ciddi çalışmaları var. Biliyorsunuz Türkiye'deki cari açığın çoğu 45 milyar, 50 milyara yakını sanayi şeyden geliyor, elektrik ve enerji bağımlılığından geliyor. Ve %90 dışarı bağımlıyız maalesef enerjiden. Tamamen dışarı bağımlıyız. Yani pili dışarıdan gelen bir arabayla yola gidemezsiniz. Dolayısıyla nükleerde yenilenebilir enerji konularında ciddi çalışmalar yapıyoruz, planlarımız var. Otomotiv konusunda ve savunma sanayi konusunda kendi ayakları üzerinde durabilmemiz için çalışmalarımız var. Tekstil konusunda ve malzeme konusunda biliyorsunuz lif polimer mühendisliği var bizde. Çalışmalarımız var. Mevcut hocalarımızın sanayi ve civardaki üniversitelerle ve yurt dışındaki üniversitelerle daha iyi işbirliği ve yapacağı şekilde gerekli bölümlerimizi kuvvetlendiriyorsunuz. Peki son soru. Türkiye'de çok güçlü teknik üniversiteler var. O güçlü teknik üniversitelerin sosyal bilimler alanında da güçlendiğini görüyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanına ağırlık vermesi gibi bir hedefi, projesi var mı? Varsa nelerdir? Efendim, Türkiye'de yeni kurulan üniversiteler butik ve tematik üniversiteler. Bunu hep vurguluyorlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan üniversiteler her şeyi olan üniversiteler. Tıpı da var, ziraat da var, ilahiyat da var, mühendisliği de var. Şimdi o açıdan bakarsanız teknik üniversite olduğumuza göre kurmuş olduğumuz bölümlerin çalıştığı alanlardaki sosyal konulara değinecek sosyal bölümlerimiz açılması gerekiyor. Nedir bu? Hemen söylüyorum. Uluslararası ticaret ve lojistik. Serbest bölgemiz var, limanımız var, hızlı trenimiz vesaire var. Çünkü ürün üretiyoruz ve satıyoruz. Tedarik zincirinde çalışmamız lazım. Bu bölümümüz var ve öğrenci alıyoruz. Uluslararası ilişkiler, işletme kesin açmamız lazım. Bizatihi sektörle ilintili. Psikoloji ve sosyoloji. Şu anda ilk psikolojiye, sosyolojiye bu sene öğrenci alıyoruz. Psikolojiyi açacağız. Dolayısıyla zaten o dediğiniz diğer teknik üniversiteler de biliyorsunuz İstanbul mesela 100-150 yıl geçtikten sonra diğer sosyal dokularını kurdular. Evet. Biz de evet kuracağız. Yani teknik üniversiteyiz ama sosyalın da teknik alanı var. Dolayısıyla O bölümlerde ağırlık vereceksiniz. Sayın Karademir, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Evet değerli izleyenler, bu haftaki konuğumuz, Pazar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Karademir'di. Haftaya bir başka konukta, başka bir mekanda buluşmak dileğiyle iyi pazarlar dileriz.